Ben dalgasında karşımıza çıkmıyor mu aynı beceriksizlik? Bakın 2012 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye'ye gelmiş Suriyeli sayısı 100 bini geçtiğinde ne demişti biliyor musun Gökmen Karada? Psikolojik eşik açıldı. Yayındayız, yayındayız. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Biz efendi gibi konuşmak istiyoruz. Bir araya girelim, Hayır, biz konuşacağız ama böyle bir sürprizi canlı yayında karşılayamayız. Bir araya gidelim, biz burada konuşalım arkadaşlar. Yayına geçtiğimizi fark etmedim. Şimdi hakikaten çok olağanüstü bir durum yaşandı. Aradan hemen önce buraya bir anda 5-6 kişi geldi ve canlı yayında olmamıza rağmen ve benim de onları gördüğüm anda bu şekilde işarette bulunmama rağmen, yani canlı yayındayız, girmeyin. Bu en basit yayıncılık refleksidir. Canlı yayına pat diye kimse giremez. Böyle bir konukluk olamaz. Şimdi böyle bir durum olmasına rağmen kendilerinin hareket etmeye devam ettiklerini görünce o zaman anladık ki burada olağan dışı bir durum var. Kendileri benim yanıma kadar geldi. Daha sonradan adının, en azından benim konuştuğum kişinin Sertan Yüce olduğunu ki ben sordum adını. Şimdi onları görünce tabii ki bütün profesyoneller bilir. Böyle bir canlı yayın sürprizine ne olacağını bilmeden, ne konuşulacağını bilmeden hiçbir profesyonel izin veremez. Biz de o esnada araya geçtik. Aradan sonra da aslında çok kısa bir aramızdı. 20 saniye olacaktı sadece o ara. Buna rağmen ben onları yatıştırmak adına sordum. Nedir? İletmek istediğiniz nedir? Ben ileteyim dedim. Bunu defalarca yaptık biz Halk TV yayınlarında. Burada aktarılan görüşleri beğenmeyenler olabilir. Burada aktarılan fikirlerle farklı düşünenler olabilir. Bunlar ne zaman doğrudan bize ilettiklerinde ya da bizim sosyal medyada gördüğümüzde bunun da engellendi ve burada gergin anlar yaşandı. Burada artık fiziki müdahaleye doğru varan anlar yaşandı. Dolayısıyla hani hakikaten sanki ortam gerilsin şeklinde bir provokasyon amaçlı mı gelindi? Yani daha doğrusu buradaki pek çok kişi olduğu gibi bana da öyle geliyor ama hani bunu yine de olsa olsa şüphe olarak dile getirmek istiyorum. Bir de hani nereden o 5 kişi, nerede, dünyanın neresinde böyle bir yayıncılık gördüler de yayın yapılan yerin basıldığını, biz de konuşmak istiyoruz denildiğini. Bunlar tekil olaylardır ve bunlar suç unsurlarıdır aynı zamanda, öyle değil mi Salim Bey? Yani bir yayın engellenmeye çalışılmadı mı burada? Ya şimdi siz biraz yumuşatarak diyeyim. Ya mümkün da birazcık, mertebe. Evet, birazcık daha sağduyuyla bir yorum yapmaya çalıştınız, olayı aktarmaya çalıştınız ama gördüğümüz ve yaşadığımız çok net bir yayın basılmasıydı. Organize olmuş, bir araya gelmiş, amaçları hiçbir şekilde yayına katılarak katkı sağlamak olmayan, tam tersine burayı basıp bu yayını engellemeye, hepimizi susturmaya çalışan bir zihniyetin bir saldırısıydı bu. Çok açık bir şekilde bir suçtur. Daha önceki işte gazetecilere yapılan, daha önce bütün muhaliflerin üzerine sürülen, konuşan herkesi susturmaya yönelik, özellikle... Yayına geçtiğimizi fark etmedim. Şimdi hakikaten çok olağanüstü bir durum yaşandı. Aradan hemen önce buraya bir anda 5-6 kişi geldi ve canlı yayında olmamıza rağmen ve benim de onları gördüğüm anda bu şekilde işarette bulunmama rağmen, yani canlı yayındayız, girmeyin. Bu en basit yayıncılık refleksidir. Canlı yayına pat diye kimse giremez. Böyle bir konukluk olamaz. Şimdi böyle bir durum olmasına rağmen kendilerinin hareket etmeye devam ettiklerini görünce o zaman anladık ki burada olağan dışı bir durum var. Kendileri benim yanıma kadar geldi. Daha sonradan adının, en azından benim konuştuğum kişinin Sertan Yüce olduğunu ki ben sordum adını. Şimdi onları görünce tabii ki bütün profesyoneller bilir. Böyle bir canlı yayın sürprizine ne olacağını bilmeden, ne konuşulacağını bilmeden hiçbir profesyonel izin veremez. Biz de o esnada
araya geçtik. Aradan sonra da aslında çok kısa bir aramızdı. 20 saniye olacaktı sadece o ara. Buna rağmen ben onları yatıştırmak adına sordum. Nedir? İletmek istediğiniz nedir? Ben ileteyim dedim. Bunu defalarca yaptık biz Halk TV yayınlarında. Burada aktarılan görüşleri beğenmeyenler olabilir. Burada aktarılan fikirlerle farklı düşünenler olabilir. Bunlar ne zaman doğrudan bize ilettiklerinde ya da bizim sosyal medyada gördüğümüzde bunun da yapıyı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İsmail, ne diyorsun? Şimdi kendi siyasi kimliklerini söylemediler. Benim kanaatim AK Partililerdi ve bizleri izleyip kendi doğrularına aykırı gelen şeyler söylediklerimizi iddia ederek, hani ben böyle niteliyorum ama onlar diyorlar ki yalan söylediniz, biz doğrusunu söylemek istiyoruz diyerek canlı yayın stüdyosunu bastılar. Herhalde şunca yoksulluğun, bunca yangının, bunca perişanlığın içerisinde hayatlarında bir kere kendilerince cesaretli bir şey yapmışlardır. O da muhalif kanalın canlı yayına girerek iktidarı savunma, sözde iktidarı savunma adına burada boy göstermeye çalıştılar. Ne uğruna? Bir gün olsun burada Türkiye Cumhuriyeti'nin milli serveti olan 6 tane helikopteri kaldıramayan bakan için bunu yapabilirler miydi? Yani doğrusunu yapmıyorsunuz, doğrusu şu diyebilirler miydi? Maalesef diyemezlerdi. Türkiye'de işsizliği 20 milyona dayandığı günlerde hayır doğrusu bu değil diyebilirler miydi? Diyemezlerdi. Belki aralarında işsiz olanlar da vardır. Kendileri değilse bile partili olmak bazen iş bulmayı sağlıyor. Yakınları işsiz olabilir, çocukları, kardeşleri işsiz. Vatanımız. Biz zaten bu vatanın evladı olduğumuz için dağlarına, ormanlarına, ağaçlarına için biz parçalandığından bugün buradayız. Bizi hiçbir kudret engelleyemeyecek. Bizi hiçbir kudret, hiçbir kalabalık topluluğu, hiçbir kışkırtılmış grup, hiçbir telefonla etrafımızda toplanmış olanlar bizi doğru bildiklerimizi söylemekten alıkoyamayacak. Bugüne kadar Feriştah'ın gücü yetmedi. 5 tanesinin birden hiçbir zaman gücü yetmeyecek. Kaba kuvvet karşısında geri adım atmayacağımızı az önce de gördüler. Biz eğer iş binası sabaha kadar burada bu yayını yaparız. Bizi bir Allah kulu buradan kaldıramaz. Yanımızda Türk bayrağı, hemen yanında Atatürk var. Bizi Allah'ın kulu buradan kaldıramaz. Eğer işin ada binerse. Ama biz istiyoruz ki ülkemizde şu da köze dönmüş şu da bir sene sonra yeşillensin ve burada çocuklar oynayabilsin istiyoruz. Bunun sorumluları da koltuklarından kalksınlar, daha layık olanlar gelsin, yönetsin istiyoruz. Ülkemizin ormanları küle dönmesin. Ülkemizin denizleri betona çevrilmesin istiyoruz. Daha sağlıklı bir hayat istiyoruz. Daha yaşanabilir bir çevre istiyoruz. Ve Türkiye'nin milli serveti hangarlarda yatarken onu buradan kaldırmayan görevliler için de en azından bugün burada muhalif bir televizyonun yayınına gelme, tırnak içinde cesareti gösterenler kendi haklarını da sorabilme yürekliğini göstersinler istiyoruz. O nedenle bir kez daha vurgulamak isterim. Biz burada bütün yurttaşlar için, 84 milyon insan için,